kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ay yarıldı ayeti peygamberimizin bir mucizesini mi gösteriyor? Evet. Kamer suresinde geçen ayet şöyledir. İqtarabetis sa'a ah ve şakkal gamar. Kıyamet yaklaştı. Ay ikiye bölündü. Bunun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde gösterdiği ay yarılması mucizesini işaret ettiği ve onu haber verdiği hem müfessirler tarafından hem muhaddisler, hadisçiler tarafından hem de tarihçiler tarafından net bir şekilde mütevatir olarak nakledilmiştir. Yani sahabe efendilerimizden o kadar çok sahabe tarafından bu olay nakledilmiştir ki bunu kabul etmemek bilimsel anlamda mümkün değildir. Çünkü kesin bilgi ifade etmektedir. Yalnız burada insanların kafasını bulandıran bir fikir atılıyor bazı ortamlarda. Güya bu ay yarıldı ifadesiyle kastedilen mana kıyamet kopacağında olacakmış. Ayet onu demek istiyormuş diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ay mucizesini inkar etmeye çalışıyorlar bazıları. Şimdi çok enteresan, yıllar önce yaşadığım bir olayı anlatarak bununla birleştirmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından gaybın bildirilmediği şeklinde bir iddiada bulundu birisi. Allah gaybı hiçbir kimseye bildirmez ayeti kerimesini okuyarak kendine delil getirdi. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de gaybı hiçbir kimseye bildirmeyeceğini ifade ettiği halde siz nasıl peygamberin gaybı bileceğini söylüyorsunuz dediler. Biz öncelikle şöyle dedik onlara. Allahu Teala bildirmedikçe hiçbir kimse gaybı bilmez. Bizim iddiamız Allah bildirirse peygamberler gaybı bilir. Ve nitekim Allah bildirmiştir kuluna, o da bilmiştir. Gelelim sizin ileri sürdüğünüz ayeti kerimeye. Evet bu ayeti kerime Kur'an'da vardır ve doğrudur. Ama ayet-i kerimenin devamını okur musunuz diye sorduğumuzda emin olun ben onu bilmiyorum dedi. Devamında Allah razı olduğu kimselere bildirir diye ancak razı olduğu elçileri müstesna diyerek ayet-i kerimeden net bir şekilde evet Allah razı olduğu kimseler hariç hiçbir kimseye gaybi bildirmez ifadelerini böyle çarpıtmıştı. Şimdi aynı durum burada söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ay yarıldı ayet kerimesinden sonra buyurur ki ve yekulu sihrun Yani bu abu ay yarılma mucizesini gören kafirler, müşrikler zaten bu her zaman sürekli yapıla gelen sihirdir dediler. Derler. Şimdi şöyle bir soru sormak lazım bu iddiada bulunanlara. Yani kıyamet kopmaya başladı. Dünya parçalanıyor, yıldızlar dökülüyor, ay dağılıyor ve insanlar diyecekler ki ya bu sihirdir. Kim sihir gösteriyor? Dünya tarihindeki bütün insanlar ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlar bilirler ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizelere sihir diyenler o günün müşrikleridir. Öyleyse bu ayeti kerimenin devamından gelen o müşriklerin o gün bu olayı inkar edemedikleri gerçekleşen olayı bizzat gözlerle gördükleri ama bunu hem kendilerini kandırmak hem de etrafında bulunan insanları aldatmak için yok canım bu gerçek değil. Olsa olsa bir sihirdir. Bize öyle geldi demek zorunda kaldıklarını Kur'an-ı Kerim bize haber vererek bu olayın gerçekleştiğini de ayrı bir delil olarak ayette geçmektedir. Demek ki müşriklerin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o müşrikler de bu olayı inkar edemiyorlar. Sadece sihir diyerek olayın mucize olmadığını iddia etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in ayetinde geçen bu ifadenin doğrudan ay yarılması mucizesiyle ilgili olduğu ve onu haber verdiği ve bunun üzerine de müşriklerin bunu itiraz etmek için sihir dedikleri net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu açıdan gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, gerekse Kur'an ayetlerinde geçen konuları bütün yönleri ve detaylar araştırmadan cımbızla bir taraftan bir şey çekerek hareket etmek bazen bize çok pahalıya mal olabilir. İtikadi ve imani bir hataya düşmemize neden olabilir. Öyleyse ya olayı bütün yönleri araştırdıktan sonra daha dikkatli ve teenni ile konuşmaya çalışacağız. Ya da bu konunun uzman olan insanlara müracaat ederek onlardan doğru bilgiyi alacağız inşallah.